Merhabalar efendim öncelikle. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Hüseyin Bey, ben öncelikle sizi biraz yakından tanımak istiyorum efendim. Öncelikle TGRT ailesi olarak hoş geldiniz. Bu imkanı bize tanıdığınız için yönetim adına size teşekkür ederim. Sanayi sitemiz 130 dükkandan mevcuttur. Hı hı. Örnek olacak şekilde bir arıtma tesisimiz kurmuş bulmaktayız. Hı hı. Peki ben bu noktada Necmettin Bey'e dönmek istiyorum. Necmettin Bey, sizler burada site sakinlerinden aslında ne gibi olanaklar, yararlar sağlıyorsunuz? Yani sizlerle ne gibi alternatiflere sahipler? Şimdi efendim, burası sitemiz aşağı yukarı 30 yıl evvel kuruldu. Hı hı. Ama 20 yıl oldu inşaatları şey yapalı. 8-10 senedir de burada faaliyet gösteriyoruz. Hı hı. Burası da adı üzerinde dökümcülere ait kurulmuş bir site. Hı hı. Ama zamanda dökümcüler yanında diğer başka meslek grupları da geldi. Şimdi işte hep beraber burada çalışıyoruz. Hizmet veriyoruz. Gayet güzel bir sitemiz var. Hı hı. Temiz. Az evvel arkadaşımın da bahsettiği gibi güzel bir arıtma tesisi var. İşte musluğundan akan suyu içecek gibi temiz olan bir site. Bu olanaklar tabii sizlerle sunuluyor. Sizlerin yardımlarıyla, destekleriyle ayakta kalıyor burası tabii. Peki Hüseyin Bey, elbette sıkıntı ve zorluklarla karşılaşıyorsunuz. Karşılaşmışsınızdır diye düşünüyoruz. Doğru mudur efendim? Bayağı meselelerle karşılaştık ama şöyle söyleyeyim. Büyükşehir Belediye Başkanımız Recep Altıtepe ve BUSKİ Başkanımız İsmail Bey'e, Mustafa Boz Bey'e, Nilüfer Belediye Başkanı yardımından dolayı her zaman şükranlarımı sunuyorum. Her zaman bize destek oluyorlar. Peki iyileştirme çalışmalarını göze alacak olursak ki eğer Hüseyin Bey, ne gibi yenilikler katılabilir kooperatife, sanayi sitesine? Öncelikle Bursa Ticaret Odası'ndan ve BESOP'tan ve belediye başkanlarımızdan istirhamım şu olacak. Bursa sanayi sitelerin ve etraftaki dükkanların yağ problemleri var. Bor yağı, madeni yağ ve çeşitli yağlar. Bu ayda, haftada 1 veya 10 teneke çıkan işletmelerimiz var. Bunları maalesef ikide bir giderlere veya kanalizasyonlara atmaktadırlar. Bunun önlemini bir türlü alamıyoruz. Arkadaşlar rica ettiğimiz halde. Bunu da ön ayak olacak kuruluşlar BTSO ve BESOP'tur ve belediye başkanlarımızdır. Bir teklifte bulundum BTSO'ya. Ayda 2 kere arabalarla dükkanlardan yağ toplanması hususunda yardımcı olmalarını istedim. Bu da çevreye, bu Bursa'da başarılırsa bütün Türkiye'de çevresel olarak büyük bir problem çözmüş olacağına inanıyorum. Necmettin Bey, ben sizlerle tekrardan devam etmek istiyorum. Küçük sanayi siteleri, yapı kooperatiflerini Türkiye genelinde değerlendirecek olursak ne konumdayız, nerelere gidiyoruz? Şimdi efendim, küçük sanayi deyince adı üzerinde küçük sanayi, yani 50 kişiye kadar olan işçi sayısı olan işletmeler küçük sanayi diyoruz. Dökümcülükte de tabii büyük şirketler de var ama küçük sanayi burada 3 kişilik çalıştıran işletmeler olduğu gibi 30-40 kişi çalıştıranlar da var. Bu zaten böyle olmak zorundadır. Tüm dünyadaki ülkelerde aynıdır. Kesinlikle. Şimdi bu 3 kişilik grup çoğunlukla işte bir üstündeki gruba iş yapar. Onlar da işte direkt fabrikalara iş yapar. Bu şekilde bir çalışma şekli vardır. Bana göre sanayi, küçük sanayi bölgeleri geç bile kalındı. Daha evvelden olduğu gibi yapılması gerekirdi. Çünkü burada işte işçinin bakımıydır, diğer temizliklerdir, her türlü şey çok iyi bir şekilde yapılmaktadır. Bundan dolayı da teşekkür ederiz herkese. Hüseyin Bey ve Necmettin Bey, bu güzel ve değerli bilgilerden dolayı bizler sizlere çok teşekkür ediyoruz efendim. Güzel günler sizlerle olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz.